Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Daha önceki dersimizde asıl itibariyle marife olan isimlerden bahsetmiştik. Bu da özel isimdi. Zamirler, ismi mefsuller, ismi işaretler. Şimdi dersimize zamirlerle başlayacağız. Bunları teker teker ele alacağız. Zamir ne demektir? İsmun mebniyun yedullu alel mütekellim evl muhatab evl gayb. Birinci şahıs, ikinci şahıs ve üçüncü şahsı ifade eden mebni isimlere zamir diyoruz. Tabii zamir dediğimiz zaman ismin yerine geçmesi gerekiyor, biliyorsunuz. Bu ben, biz zamiri olabilir, sen, sizler olabilir, o, onlar olabilir. Ancak Arapçada durum biraz daha değişik. Çünkü zamirleri ikiye ayıracağız. İki çeşidinden bahsedeceğiz. Munfasıl zamir diyeceğiz. Sonrasında ise muttasıl zamir diyeceğiz. Ve daha sonra değişik çeşitlerden bahsedeceğiz. Şimdi munfasıl zamir, muttasıl zamir. Yani bitişik ayrı. Ya da munfasıl ayrı, muttasıl bitişik zamir. Ne demek munfasıl ayrı zamir? Bu ayrı zamir cümlenin başında tek başına geliyorsa, yani cümlenin ögesi olabiliyorsa, ana bir unsuru olabiliyorsa, mübteda, haber, fiil, fail gibi cümlenin asıl ögelerinden bir tanesi olabiliyorsa buna munfasıl zamir diyoruz. Olamıyorsa buna da muttasıl zamir diyoruz. Aslında müellifimizin dediği şey budur. Dolayısıyla munfasıl zamirle cümleye giriş yapmak mümkün iken muttasıl zamirle cümleye giriş yapmak mümkün değildir. Mesela huve diye cümleye başlayabilirsiniz. Huve alimun, o bilgili bir insandır. Ya da ente alimun, sen bilgili bir insansın. Ama kalkıp da oradaki kef zamiriyle kitabuke, senin kitabındaki ke zamirini başa getirmek suretiyle cümleye başlamamız mümkün değildir. Onun için munfasıl ve muttasıl zamirleri anlamaya çalışırken elbette buradaki şemalardan da istifade etmeye çalışacağız. Bir de zamana ihtiyacımız var. Bu zamirlerin çok çeşidi olmasından dolayı zihnimize oturabilmesi için, iyice yerleşebilmesi için zamana da ihtiyacımız olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi zamirler de, munfasıl olan zamirler de, merfu olan munfasıl zamirler, mansup olan munfasıl zamirler olmak üzere iki çeşit zamirden bahsediyoruz. Şimdi bunların çeşitlerine baktığımız zaman bunlar da müzekker müennes olarak gelebilir. Evet, ya da çoğul olarak gelebilir. Ne gibi? Ene, ene, ben. Mütekellim zamir olarak ben diyebiliriz. Nahnu örneğinde olduğu gibi. Nahnu, nahnu. Şimdi buradaki nahnu kelimesi müsennada hem müzekker hem müennes için gelebilir. Yine cemi için de aynı şey söz konusu. Nahnu dediğimiz zaman dolayısıyla hem müsennayı, hem müzekkeri, hem müennesi, hem de cemi olanı kastediyor olabiliriz. Öyleyse nahnu kelimesi müsenna ve cemi için gelme ihtimali olabileceği gibi müzekker ve müennes için de gelmiş olma ihtimali vardır. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Bunu cümlenin akışından, eskilerin ifadesiyle siyak ve sibakından anlayacağız. Muhatap ente, enti şeklinde gelir. Bakınız, ene kelimesi müzekker ve müennes olarak herhangi bir şekilde değişime uğramıyor. Ancak muhatapta durum değişebilir. Muhatap için ente, muhatebe için ise ente şeklinde gelir. Entuma değişmiyor. Entum ve entune değişebiliyor cemilerde. Gayb sigasına baktığım zaman huve geliyor, hiye geliyor müennesler için ve değişiyor. Huma değişmiyor. Huma değişmiyor. Hum değişiyor. Hunne, evet, bunlar değişebiliyor. Demek ki özellikle zamirler konusunda mütekellimlerde ene değişmiyor, müsennelerde nahnu değişmiyor, cemilerde de değişmiyor. Ancak muhatap veya gayb için durum değişebiliyor. Ente, enti, şöyle diyelim, çekim yaparken ente, entuma, entum, enti, entuma, entunne. Huve, huma, hum, hiye, huma, hünne şeklinde daha güzel bir çekim yapabiliriz. Bunlar merfu olanlardır. Bir de mansup olanlar vardır. İyyâye, iyyâye, iyyâna, iyyâna, iyyâna. Bunlar değişmiyor. İyyâke, iyyâki, iyyâkuma, iyyâkunne, iyyâkunne. Yani ke, kuma, kum, ki, kuma, kunne. Burada değişebilir. Hu, huma, hum, hiye, huma, hunne. Dolayısıyla iyya getirdiğimizde iyyâke, iyyâke, iyyâkuma. Şöyle diyelim. İyyâke, iyyâkuma, iyyâkum, iyyâki, iyyâkuma, iyyâkunne. İyyâhu, iyyâhuma, iyyâhunne, iyyâha, iyyâhuma, iyyâhum, iyyâhunne şeklinde çekimini daha güzel bir şekilde yapabiliriz. Peki neden bunları merfu zamirler ve mansup zamirler olmak üzere ikiye ayırıyoruz? Şimdi bu zamirler mübteda olabilir. Mübteda olabilir. Daha değişik şekillerde de gelebilir. Ancak bu zamirler kesinlikle mef'ul bih olur. Başka ihtimal söz konusu değil. Onun için bunlara ne diyoruz? Mansup zamirler diyoruz. Şimdi munfasıl zamirlere baktığımız zaman munfasıl zamirleri de ikiye ayırıyoruz. Evet, mübteda olanlar vardır. Fi mahalli raf mübteda olanlar var. Fi mahalli raf fail olanlar vardır. Şimdi baktığımız zaman burada arkadaşlar munfasıl zamirlerde ene müştehidun dediğimiz zaman burada ene kelimesi zamir mi? Evet, zamir, çünkü ismin yerine geçmiş. Mütekellim, nefsi mütekellim vahdehu zamiri mübteda olmuş oluyor. Müştehid haber olmuş oluyor. Şimdi burada biz sadece bunların mef'ul bih olduğunu söylemiştik ama yazarımız bunların mef'ul ma'hu olabileceğini de söylüyor. Yani kısacası ancak mef'ul olarak gelebilir diyebiliriz. Burada tabi ca'huve lil medrese örneğinde biraz sıkıntılı bir örnek bu. Şimdi ca'huve diyebilir miyiz? Burada huve tekit midir yoksa fail midir? Bu çok da güzel bir örnek olmamış diyebiliriz. Evet, zamirler konusu bu şekilde. Şimdi muttasıl zamirlere baktığımız zaman bu işlemiş olduğumuz zamirler munfasıl zamirlerdi. Şimdi muttasıl zamirlere baktığımız zaman tarifini şu şekilde yapıyoruz. Tek başına telaffuz edilmesi mümkün demeyelim de tek başına telaffuz edilmesinde bir manası olmayan zamirlerdir. Çünkü bunlar kelimenin bir parçasıdır. Tek başına geldiği zaman bir anlam ifade etmez. Ne gibi? Tay müteharrika, eliful isneyn, vav-ı cema'a, ya muhataba, nun-u nisve, ya mütekellim, kafi hitap, ha el gaybe, na eddale ale mütekellimin örneğinde olduğu gibi. Şimdi irab itibariyle bunları da üçe ayırıyoruz. Sadece merfu olarak gelenler, mansup ve cer ve raf ve nasb, cer hep üçü birlikte geldiği yerler. Peki merfu olarak gelen yerler hangileri? Tay mutaharrika. Bu merfu olarak gelir. Darabte, darabtuma, darabtum, darabti. Buradaki ta'ların hepsi mesela. Elifül isneyn mesela. Yansurani, vavul cema'a yansuruna, ya muhataba tansurine, nun nisve yansuruna gibi. Bütün bu örnekleri bu şekilde verebiliriz. Yani muhataba uktubi. Özür dilerim. Öyle mi dedik biz? Uktubi örneğinde olduğu gibi. Mansup ve mecrur gelebilir. Yay mütekellim, kafi hitap. Bunlar mesela ekrimini, ekremeni raculu dediğimiz zaman burada mansup olarak gelmiş. Ama es-sadiku men yuşarikuke masaibehu, masaibeke. Şimdi burada ise bakınız mef'ul bih olarak gelmiş. Burada ise mecrur olarak gelmiş. Muzaf ileyh olmasından dolayı. Burada ya ise mef'ulü bih'tir zaten. Yan kendisi. Nun, nun-u vikayeye geçer. Bir de her üç şekilde gelebilir. Amenne billahi rabben. Ekremena el muallimun. Safere ma'ana örneğinde olduğu gibi. Şimdi amenne billahi'ye baktığımız zaman buradaki na fail olmuş oluyor. Merfu. Ekremena el muallimune. Na burada mansup yani mef'ulü bih. Safere ma'ana ise muzaf ileyh olması itibariyle mecrur olmuştur. Dolayısıyla her üçü için de gelmiştir. Bir de müstetir zamirler vardır. Bunlar da ikiye ayrılır. Cevazen ve vücuben gelenler. Şimdi cevazen dediğimiz zaman burada bunu açık bir şekilde de söyleyebiliriz. Gizli bir şekilde de söyleyebiliriz. Herhangi bir beis söz konusu değil. Ama vücub dediğimiz zaman zorunlu olarak o zamirin gizli olarak gelmesi gerekiyor. Cevaza örnekler verelim. Birkaç tane. Bir de vücuba örnek verelim ve dersimizi bu şekilde bitirelim. Şimdi Ar-Rabi'u akbale dediğim zaman burada huve zamiri gizlidir. Cevazen demiş de ben buna pek bir anlam veremedim. Onu açık bir şekilde söyleyeyim yani. Bu herhalde müellifin görüşü olsa gerek. Evet, vücuben ise hangisini örnek vermiş? Huzil kaleme vektub. Burada ente mecburi bir şekilde, ilzami ve icbari bir şekilde gizli olarak gelmesi gerekiyor. Ancak müellifin vermiş olduğu bir örnek tartışma konusu olduğunu söyleyebilirim. Daha sonraki dersimizde ise Allah'ın izniyle özel ismi ele alacağız. Dolayısıyla konumuzu şöyle bir gözden geçirecek olursak, biz bu konumuzda zamirleri işledik. Zamirler ismin yerine geçen aynı zamanda isimlerdir. Öyle diyebiliriz. Şimdi bu mütekellim zamiri olabilir. Muhatap ve gayip zamiri olabilir. Dolayısıyla bu anlamda zamirleri mütekellim, muhatap ve gayip zamirler olmak üzere üçe ayırıyoruz. Çeşitlerine gelince munfasıl zamirler ve muttasıl zamirler olmak üzere iki çeşidi var. Munfasıl zamirler de merfu ve mensup olarak gelenler vardır. Bunların da örneklerini tablo halinde verdik. Muttasıl zamirlere gelince bunlar da merfu, mansup ve mecrur, merfu, mansup ve mecrur olmak üzere üç şekilde gelir. Bir de müstetir zamirler vardır. Dolayısıyla bu anlamda da zamirleri zahiri zamirler ve müstetir zamirler olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Müstetir zamirlerde cevazen gizli gelen yerler var. Bir de vücuben gizli gelen yerler var. Bu anlamda bunların da örneklerini bu şekilde verdik. Dolayısıyla zamir konusunu bu şekilde burada Allah'ın izniyle bitiriyoruz. Zamirler konusu aslında çok basit bir konu. Sadece biraz olaya vakıf olmak yeterli. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.